arkadaşlar Merhabalar 100 soruda tekrar testinde artık son iki videodayız bugün 80-90 yarın da 90 yüzü çözüp bitireceğiz sizde yapamadıklarınızı veya gerçekten tek tek yorum dinlemek isterseniz hepsini izleyebilirsiniz özellikle Bence 8. videoda anlattığım yorumlar çok önemliydi açık söylemek gerekirse yine problemler kısmında da Bence her biri bir soru yorumluk sorulardı. özellikle yanlış hatırlamıyorsam 8 kesin ama 6 mı 7 şimdi hatırlamıyorum problemlerin olduğunu problemlerin olduğu videolar ve bu 8. video arkadaşlar gerçekten her birinin tek tek bir soru yorum yapılacak şekilde önemli yorumları olduğunu düşünüyorum hala onlara bakmadıysanız bence bir dönüp bakın zaten şu, burada toplu pdf'yi paylaştım ben altta açıklama kısmında da oluyor genel olarak videolarla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa aslında Birçoğunun cevabını açıklamalarda erişmiş oluyorsunuz. PDF'ler hem hakkında kısmında hem de arkadaşlar e, açıklama kısımlarına koymaya çalışıyorum. Toplu PDF'lerde hakkında kısmında aklınızda bulunsun. E, oynatma listelerine bakarken de size tavsiyem şöyle göstereyim bakın. Birçok öğrenci çünkü bununla alakalı kafası karışıyor gibi geliyor bana. Bakın şimdi şöyle ana sayfada e, diyelim yazıyorsunuz işte tamam mı? Eyüp B. Zaten abone olun kesinlikle. Abone olup şu bildirimleri açmanız mantıklı. Çünkü ben her video yüklediğimde size böylece bildirim geliyor. Aralarda yoksa öbür türlü kaynıyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Ee, ana sayfada, ana sayfama geldiğiniz zaman. Bakın burada ana sayfa var, videolar var, oynatma listeleri falan var. Videolar çok karışık gelir. Neden? Burası çünkü YouTube bunu otomatik olarak şeye göre sıralıyor. Ya en popülere göre ya da arkadaşlar eklenen tarihe göre sıralıyor. Bu saçma. Oynatma listelerinden bakarsanız arkadaşlar oynatma listelerini de direkt size eklenme sırasına göre gösterecek. O yüzden siz burada karışık göreceksiniz. En mantıklısı eğer oynatma listelerinden yapacaksanız bakın oluşturulan tüm oynatma listelerini böyle görmek biraz karışık geliyor bana. Hani ben öğrenci olsam benim de kafam karışır. Ya böyle oka tıklayacaksınız. Burada bütün oynatma listelerinin hepsine tek tek erişeceksiniz. Bunu yapın. Burada bütün oynatma listeleri var. Ya da arkadaşlar ana sayfada şu 2021 YKS'nin üstüne tıklarsanız en önemli oynatma listelerini buraya eklemeye çalışıyorum ben. Özellikle neler? Konu anlatım. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra e, bir soruyorum. Hedefil kombin geometri yeni nesil serisi. Buralara sonra ne ekleyeceğim ben? Ayete tekrarları ekleyeceğim arkadaşlar. Bir de kazandıran yorum sorularını ekleyeceğim inşallah. Vaktim olursa devamında da zaten denemelere ekleyeceğim. Sonra arkadaşlar bakın ana sayfada 3D çözümlerinin ayrıca bakın kitap çözümleri zaten burada ekleyeceğim. Mesela onlu simülasyon gelecek. Onlu simülasyonu buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra 11. sınıf ve uzaktan var. 11. sınıfsanız zaten 11. sınıfa tıklayın böyle. Eğer ee, konularda çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorsan 12. sınıfa dair ve 10. sınıfa dair bu önemli olanları anlattığım yerler var. Trigonometri, sıfır permütasyon, kombinasyon sıfır şeklinde. Bunlara da bakabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yani neyin nerede olduğu bazen karışık geliyor. O biraz YouTube'un kendi sayfa sisteminden maalesef. En mantıklısı ben ana sayfayı düzenli tutmaya çalışıyorum. Dediğim gibi oynatma listelerinin hepsine de tek tek tıklarsanız her şeye erişmiş olursunuz arkadaşlar. Kanalda çünkü konu anlatımından soru çözümüne her şey var. Bunu bir baştan uyarmam gerekiyor size. Çünkü bana birçok öğrencinin ne nerede diye sorduğunu görüyorum. Aslında çok basit bakın böyle tıklayınca görülüyor. Şimdi sorularımıza dönersek. Aşağıda ikisi mavi, biri turuncu, üçü kırmızı olan altı balon gösterilmiştir. Bu balonlardan rastgele üçü patlatıldığında kalan balonların renklerinin farklı olma olasılığı kaçtır? Kalanların farklı renkte olması için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Bizim ilk başta patlatacağımız balonların iki tanesinin kırmızı, bir tanesinin mavi olması lazım ki bakın. Böylece son durumda elimizde sadece bir tane mavi, bir tane sarı, bir tane de kırmızı kalmış olsun. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? 3 kırmızıdan iki tanesini ve 2 maviden bir tanesini başlangıçta seçersek istenen durum tüm durumlarda arkadaşlar 6 tanesinden 3 tanesini patlatma. İşte olay bu. 3 çarpı 2. 6'nın üçlüsü zaten 20. 6 bölü 20'den 3 bölü 10 olmuş oldu. Bu şekilde zaten olasılık sorularının çoğunda aslında biz permütasyon kombinasyon tekrarı yapıyoruz arkadaşlar. Gelelim buraya. Kümesinin elemanları ile A büyüktür B küçük eşit C koşulunu sağlayan kaç farklı ABC 3 basamaklı doğal sayısı yazılır denmiş. Bu soruyu iki aşamada çözelim o zaman. 1- A büyüktür, B büyüktür C diyeyim. 2- A büyüktür, B eşittir C diyelim. Aynı anda çünkü hem B, C'ye eşit hem de B, C'den büyük olamayacağına göre burada yapmanız gereken yorum arkadaşlar bu şekilde e, parçalı çözmek. A büyüktür, B büyüktür, C'yi nasıl çözeriz biliyor musunuz? Direkt 7'nin üçlüsü. Neden? Burada 7 rakam var. Bunu böyle bir kutu gibi düşün bu kutudan rastgele 0 düşse, 2 düşse ve 6 düşse bunu büyükten küçüğe nasıl sıralarız? Mecburen sadece 620. Bunları kendi içinde yer değiştirme şansın var mı şu an? Yok. Dolayısıyla arkadaşlar aslında burada permütasyon görünümlü kombinasyon sorusu olmuş oluyor. Küçük sorularda şansınız yok yer değiştirme. O zaman bu sıralama değil seçme sorusudur. Gelelim A büyük B eşit C'ye. Burada da arkadaşlar şunu söylerim. 7'nin ikilisi derim. Neden biliyor musunuz? Örnek 2 ve 6 denk geldi. O zaman bu otomatik olarak hangi sayı olur? 622. Ya da 4 ve 5 geldi. O zaman bu otomatik olarak ne olur? 544. Yani seçtiğimiz küçük sayıyı 2 kere yazmak zorundayız. Büyük de zaten otomatik olarak A olacak. Yine burada da bakın sıralama şansın var mı yok? Yer değiştirme şansın var mı yok? Bu yüzden 7'nin ikilisi oldu arkadaşlar. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 6'dan 35. Ve 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2'den 21. Bunların toplamı böylece 56 oldu arkadaşlar. Bu şekilde bir kombinasyon sorusu da çözmüş olduk. Gelelim buraya. X ve Y kümeleri için X kesişim Y 3. Y'nin eleman sayısı 6. Kartezyen çarpım verilmiş x kümesinin eleman sayısı kaçtır deniyor. Kartezyen çarpımda şunu bir hatırlamak gerekiyor arkadaşlar. Dağılma özelliği vardır. Şimdi siz ortak parantezi alabilirsiniz. Bakın burada ikisinde de ortak olan bir şey var. X'ler görüyor musunuz? İlk kısımlar ortak. O yüzden x kartezyen. Geriye neler kaldı? X birleşim y. Gördünüz mü? Bu şekilde soruyu bir toparlamak lazım. Gerçekten dağıtayım bakın. X kartezyen X. Birleşim X kartezyen Y olmuş oluyor. Dolayısıyla kartezyen işlemlerinde ortak elemanları sanki böyle çarpmanın toplamaya dağılma özelliği gibi şöyle ortak kısımları alıp sonra kalanları da X birleşim ve Y'yi böyle yapmamız lazım. Bunun bize faydası şu olacak. Şimdi burada arkadaşlar şöyle kesişimleri 3 Y burada Y fark x 3 olur. Şimdi x'in eleman sayısını o zaman şöyle bir şey söyleyebilirim ben. A dersem a fark e, şey x fark y'ye o zaman x kümesi ne oldu? A fark e, a artı 3 pardon çarpı birleşim kümesine geldi a artı 6. Bu da kaça eşit? 40'a. Nasıl yapıyorduk hatırlayalım. Kartezyen çarpımın eleman sayısını bulurken birinci kümenin eleman sayısıyla ikinci kümenin eleman sayısını çarptığımız zaman işte sonucu veriyor bu yüzden. Dolayısıyla a artı 3 çarpı a artı 6 40 ise ikinci derece denklem yapmaya gerek yok. O zaman arkadaşlar ne olur? 3 e, fark aralarında olan hangi iki sayının çarpımı var? 5 çarpı 8. Demek ki a buradan neymiş? 2. O zaman x fark y 2. x kesişim y 3. y fark x 3. Ben her şeyi buldum. Soru bizden ne istiyor? x kümesinin dolayısıyla böyle c'yi bulduk arkadaşlar. Gelelim biraz da mantık sorularına. Şöyle küçülteyim biraz. A ve B birden büyük tam sayılar olmak üzere. P A böler B'yi, Q A böler B kareyi ve R asal sayı önermeleri veriliyor. Buna göre hangileri her zaman doğrudur denmiş. Şimdi kolaydan başlayayım bakın. Üçüncü öncülden bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar Q ise P yani A B kareyi bölerse şöyle çizgiyle göstereyim. A B kareyi bölerse A B'yi böler diyebilir miyiz? Bakın bir örnekle çürüteceğim. A 9 olsun. B de arkadaşlar 6 olsun. 9 6'yı böler mi? Hayır. Ama 9 36'yı böler mi? Evet. Bakın bu her zaman doğru olmadı. Yani bir sayı karesini böldü diye hemen kendisini bölecek diye bir şey yok. Bir örnekle çürütmüş olduk. P ve Q yani A hem B'yi bölen hem de bu şekilde B kareyi bölen bir sayıysa R neydi? A asal sayı. Şimdi A B'yi bölüyor. A B kareyi de bölüyorsa A'ya asal sayı diyebilir miyiz? Hayır. Burada arkadaşlar örnek verelim bakın. Asal olmayan bir sayı 10. 10 şimdi arkadaşlar neyi bölsün? B'de 20 olsun. 10 20'yi böler değil mi? 10 400'ü de böler. E buradan yola çıkarak 10 eşittir asal sayı diyebilir miyim? Hayır. O yüzden bu da doğru olmadı gördüğünüz gibi. Bir örnekle çürüttüm. Gelelim şimdi buraya. Q ve R yani A hem B bölen bir sayı ve aynı zamanda asal sayıysa A B'yi böler mi? Evet arkadaşlar. Çünkü zaten A kendisinden ve birden başka böleni olmayan bir sayı olduğu için B kareyi bölüyorsa kesinlikle B'yi bölen bir sayı olmak zorunda. Örnek 3'ü düşünün. Şimdi 3 bir sayıyı bölerse mesela bakın 27'yi. Zaten mecburen bunun karesini de bölecektir gerçekten. Çünkü 3'ün başka böleni yok. Haliyle şu 27'den büyük sayı olma şansı da olmayacak arkadaşlar. En iyi ihtimal eşit olur. Daha büyük ihtimal de küçük olur. Bakın şimdi 3 üç mesela 3'ü böler eşitse ve gerçekten karesini de böler. Ancak 3 daha küçük bir sayı demin örnek verdiğim gibi 9'u böler aynı zamanda karesini de böler. Ne olursa olsun bakın eğer bu sayı asal bir sayıysa hem karesini hem kendisini kesinlikle bölen bir sayı oluyor. Bu yüzden birinci öncül evet kesinlikle doğru geldi. Biraz bunlar tehlikeli sorulardır. Ee, ÖSYM'de ÖSYM de böyle kesinlikleli sorular soruyor biliyorsunuz ama hangi konuda sorar, nerede sorar orada tamamen sizin bilgileri yorumlamanıza kalıyor. Gelelim şimdi buraya. Aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. İşin içinde arkadaşlar ise varsa veya ve ve varsa orada ise'yi veya'ya çevirmek lazım. Nasıl çeviriyorduk peki? P'yi tümleyen alıyoruz. P'nin değili daha doğrusu artık burada küme değil. P'nin değili veya Q. İse'nin yerine veya koy ikinciye dokunma. Bunun da değili denmiş. Dolayısıyla şu şöyle Q ve P. Değili hepsine dağıtabiliriz. P'nin değilinin değili kendisi. Veya'nın değili V. Q'nun değili bu. Sonra arkadaşlar veya Q ve Q ve P olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi buradan ne yapacağız? V'de yer değiştirebiliyoruz. P ve Q la, Q ve P aynı şeydir. O zaman dikkat edin. Şu kısımlar ortak geldi gördünüz mü? Aynen çarpmanın toplamaya dağılım özelliği gibi. Ortak parantez alıp P ve ortak parantezini alıyorum. P, V, V ortak özelliği, şey ortak çarpanı. Sonra burada Q'nun değili kaldı. İkinci de Q kaldı. Arada ne var? V'ya var. Bu şekilde gerekli olduğunda ortak parantezi almalısınız. Q veya Q'nun değili nedir arkadaşlar? Kesinlikle 1'dir. Çünkü birinden biri, ise öbürü sıfırdır. Birisi sıfırsa öbürü 1'dir. Dolayısıyla kesinlikle cevap bir gelir. P ve de arkadaşlar buradan P'ye bağlıdır. Dolayısıyla cevabımız B oldu gördüğünüz gibi. Tabi bunlarda böyle işlemler yapıyoruz. Konuyu o yüzden bilmeniz gerekiyor. Zaten tekrar yapıyorum ben de bildiğinizi varsayarak. Önermesi aşağıdaki önermelerden hangisine denktir? Bu arada ben evet mantık anlatmadım. Acelem yok. Uygun bir vakitte inşallah anlatacağım arkadaşlar. Nasıl olsa mantık hem zor bir konu değil hem de hani zor soruları olsa bile işin içinden çıkabileceğimiz şekilde oluyor. O yüzden de bir araya sıkıştırırız inşallah. Senin sonuna kadar çok vakit var. Tek derdimiz bence mantık olsun yani. Şimdi gelelim ise işlemine. İse işleminde sadece size şunu hatırlatacağım arkadaşlar. Ne zaman sıfırdır ise işlemi? Sadece arkadaşlar 1 ise 0 sıfır, sıfırdır. Geriye kalan bütün durumlarda Cevap 1'dir. Bu aklınızda bulunsun. Bu soruda kullanacağımız için değil ama bu basit bilgi lazım olabiliyor bize. Şimdi burada P'nin değili ise 1. Bak hemen aslında bu verdiğim bilgiyi burada kullanacağım. O zaman sağ taraf 1 olduğu için sol tarafın ne olduğu önemli değil. Çünkü sadece sağ taraf 0 ve ilk taraf 1 ise bir cevap 0 geliyor. O zaman burası garanti 1. Haliyle Q veya 1 oldu e, şey Q veya 1'in değili oldu. 1'in değili de nedir? Sıfırdır. Q veya sıfır ne oldu? Q'ya bağlı çıktı. O zaman arkadaşlar bakın burası şimdi komple Q oldu. Q ise sıfır. He. şimdi bakın. Eğer Q 1 olursa cevap sıfır çıkar. Q sıfır olursa cevap 1 çıkar. O zaman cevap bakın Q'nun değil gördünüz mü? 1 olursa 0 çıkıyor. 0 olursa 1 çıkıyor. Demek ki Q'nun değiline bağlı cevabımız. Gelelim buraya. Ya da işlemi arkadaşlar ne zaman doğrudur? Birisi doğru birisi yanlışken doğru çıkar. Bu şekilde. Diğer bütün durumlarda yani şu durumda sıfırdır. Ve yine bu durumda arkadaşlar sıfırdır. Bunu söyleyelim. Çünkü ya o ya o manasında. Şimdi salıdan hemen sonraki gün çarşamba değildir. O zaman arkadaşlar salıdan hemen sonraki gün çarşamba olduğu için bu sıfır. Q, P yanlış bir önerme değildir. P yanlış bir önerme. O zaman Q da sıfır oldu arkadaşlar. P ve Q bire denktir. Bakalım sıfır sıfır. O zaman bu da sıfır oldu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çünkü P ve Q ikisi de sıfır olduğundan e, cevap sıfır olmak zorunda. O zaman R önermesi de yanlış. Şimdi R önermesi sıfır. Q'nun değili. 1 ya da P0. O zaman birisi 1, bir, birisi 0 ise arkadaşlar ne olarak çıkıyor? 1 olarak çıkıyor. Sonra 0 ya da 1 de ne olarak çıkıyor arkadaşlar? 1. Buna göre cevap A şıkkı oldu. Bakalım x 0'a denk mi? x 0'a eşit, y 0'a eşit şeklinde önerme veriliyormuş. Önermelerinden hangileri P ve Q önermesine denktir demiş arkadaşlar. P ve Q önermesine denk olması için hem P hem Q olduğunda sağlanmak zorunda. Şimdi birincisi için bu geçerli değil. Matematikte iki sayının çarpımı sıfırsa ya x sıfırdır veya diyeyim daha doğrusu yanlış olmasın. x sıfırdır veya y sıfırdır. İkisi de sıfır olabilir. Yalnızca biri sıfır olsa da olur. O yüzden birincisi aslında x veya p veya q önermesi olmuş oluyor arkadaşlar. Bu gitti. İki sayının toplamı sıfırsa Bunlardan biri negatif birisi pozitif olabilir ki. ikisi birden sıfır olduğunda illa toplam sıfır olacak diye bir şey yok. Birisi artı 2 birisi eksi 2 olsa da olur mesela. O yüzden iki sayının toplamı için hem x sıfır hem y sıfır olmak zorunda değil. Ancak matematikte reel sayılarda iki sayının karesinin toplamı sıfırsa kesinlikle birinci de sıfırdır. ikinci de sıfırdır. O yüzden arkadaşlar hem P olduğunda hem de Q olduğunda bu durum gerçekleşiyor. O yüzden cevabımız yalnız 3 oldu. A, B, C sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere A artı B sıfıra eşit. A artı C sıfırdan küçük ve C küçüktür sıfır önermeleri veriliyor. Buna göre P ve Q ise R önermesi yanlışmış. A, B, C sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Bu sorular mesela bak bu soru sonra bu soru ve bu soru benim için mantıklı sorular arkadaşlar çünkü biraz daha böyle yorum yapıyoruz sadece temel mantık bilgileri değil genel yorumlarımızı da kullanıyoruz şimdi e, burada arkadaşlar bir bakalım e, A artı 5 daha doğrusu önce şunu söyleyeyim pardon bir kere bir önerme ise önermesi ise ne zaman sıfır olur birincisi bir olduğunda İkincisi sıfır olduğunda. Bunu daha demin söylemiştim arkadaşlar. Haliyle P ve Q doğru olacak, R de yanlış olacak. Şimdi R yanlışsa ve sıfırdan farklıysa o zaman C sıfırdan büyükmüş arkadaşlar. Haliyle C'yi artı bulduk. Sonra P ve Q doğruymuş. A artı B sıfır eşit, A artı C de sıfırdan küçük. Bu nasıl mümkün olabilir? C zaten sıfırdan büyük demiştik. O zaman arkadaşlar A negatif olmalı. Örnek birisi eksi 5, birisi artı 3 gibi iki sayı olsun ki toplamları negatif olsun. O zaman A'nın negatif olduğunu anladım. A ile B'nin toplamı nasıl sıfıra eşit olur? A eksi 5 ise B 5'tir. Yani mutlak değerleri aynıdır ama zıt işaretlilerdir. Böylece B de arkadaşlar gördüğünüz gibi artı olur. Dolayısıyla bunu da böyle hallettik bakın. Son bir sorumuz artık burada. Yani fonksiyonlara geçiş. Onar soru çözdüğüm için hani mantıkla bitirmeyeyim dedim. Bu normal standart her zaman gibi devam edeyim. 10 soru hakkımızı doldurmuş olalım. Şimdi şekildeki grafikte x eşittir y ve y eşittir fx fonksiyonlarının grafiği verilmiştir diyor. Şöyle yapayım. Buna göre A noktasından harekete başlayan karınca eksenlere paralel olarak gösterilen yolları takip ederek D noktasına ulaşıyor. Buna göre hangileri R değerine eşittir? Bakalım zaten öncülleri kontrol edeceğiz. Fb demiş. Şimdi f fonksiyonu arkadaşlar eğri olan tamam. Şimdi fb burada nereye eşit arkadaşlar? Şu q'ya eşit. fb eşittir q. Nasıl? x'e b verdiğimizde bakın grafikte y'si q'ya geliyor. Şimdi f q'ya bakalım. FQ içinde nereye bakacağız? Şöyle buranın uzunluğu Q olduğu için dikkat edin lütfen. Y ye eşittir X doğrusu ya bu. O zaman bu 45 derece yani C dediğimiz absis de Q'ymuş arkadaşlar. Bunu görmenizi istiyor soru. Çünkü Y ye eşittir X doğrusu eğimi 1 olan yani tanjantı 45 derece olan bir doğrudur. Dolayısıyla artık f fonksiyonunda fq'da neye eşit oldu? Hmm. r'ye eşit oldu. Bu doğru geldi. f bileşke f bileşke a'ya bakalım. fa a arkadaşlar p'ye eşit. Hemen şöyle y'si p olduğu için burası da o zaman x'i p olacak. İkinci adıma geçtim. fp FP arkadaşlar neye eşit? q'ya eşit. Tamam. Burası q olduğu için burası da q olacak. Şimdi artık FQ da neye eşit oldu? Şöyle fonksiyonda baktığımız zaman evet R'ye eşit oldu. Bu da oldu. F A artı F B'ye bakalım şimdi. F arkadaşlar neydi? P. F nedir bakalım? Q. Şimdi P artı Q'nun arkadaşlar R'ye eşit olduğuna dair bir bilgimiz yok. Burası P, burası Q. Sadece R arkadaşlar böyle komple buraya eşittir. Ama başka bir şey söyleyemedi. söyleyemeyiz. Haliyle burada P artı Q R'ye eşit değil. Bu gitti. 1, 2 oldu cevabımız. Dolayısıyla burada daha çok mantık. iki tane kombinasyon olasılık. Bir tane de fonksiyon yapmış olduk. Son videomuzda artık fonksiyon ve polinom bakacağız arkadaşlar. Sonuncu videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.